Yumurta akını birçoğumuz kullanmıştır arkadaşlar cilt bakımında ve saç bakımında. Biz de bugün cilt bakımı için ciltteki pürüzleri gidermek için yumurta akını kullandık. Cilde o kadar çok faydaları var ki saymakla bitmez. Cilt kırışıklığını düzleştiriyor, açık gözenekleri sıkılaştırıyor, siyah lekeleri azaltıyor ve aslında ölü hücreleri de soyarak atıyor arkadaşlar. Eğer ki sivilceler aknelerinizde varsa onların da izlerini, lekelerini düzenli kullanımda yok ediyor. Bu yaptığımız doğal kremi, maskeyi arkadaşlar vücudunuzun, cildinizin istediğiniz bölgelerde kullanabilirsiniz. Özellikle yüzümüzde oluşan dudak kenarlarındaki çizgiler ve göz etrafındaki çizgiler, alın bölgesindeki çizgileri de özellikle kullanmak için ideal bir maske tarifi bu. Bugünkü videomda cilt bakımımıza çok güzel bir tarif hazırlıyorum arkadaşlar. Cilt bakımını en azından haftada bir ya da iki defa ihmal etmeden cilt bakımımızı yapmamız gerekiyor. Bu yüzden de ben evde yapabileceğimiz en güzel ve en doğal bir maske hazırlayacağım. Aslında krem de diyebiliriz. Çünkü doğal malzemelerden hazırlayacağım bu kremi, hep birlikte yapalım. Bu yapacağım cilt bakım kreminde yarım elma kullanmamız yeterli. Elmamı biraz rendeliyorum. Evet, bu su bizim için yeterli. İkinci malzememde yumurta akı kullanacağım. Yumurta akından yine aynı şekilde elma suyunun miktarı kadar da yumurta akı kullanıyoruz. Malzeme miktarlarımızı eşit tutuyorum. Yarım kaşık daha eklersem yumurta akımız yeterli olacaktır. İki tatlı kaşığı da, yani bir yemek kaşığı ölçüsü de yine bal ekliyoruz. Bal da cildimizi nemli tutar ve daha parlak, daha canlı olması için bal kullanıyoruz. Ciltlerinizde, eğer cildinizde arkadaşlar renk eşitsizliği varsa, solgun bir cilde sahipseniz bal mutlaka kullanınız maskelerde, kremlerde. Ve daha sonra da nişasta kullanıyorum arkadaşlar. Siz de istediğiniz nişastayı kullanabilirsiniz. Ben mısır nişastasını kullanacağım. Biraz daha nişasta ekliyorum. Bu maskemizi arkadaşlar günde iki defa kullanabilirsiniz. Özellikle göz etrafındaki kırışıklıklar, kaz ayakları için gerçekten mükemmel bir tarif bu. Biraz daha nişasta ekliyorum. Cildimize sürdüğümüzde akmaması için kıvamını daha iyi ayarlamak gerekiyor. Nişasta biliyorsunuz ki arkadaşlar cildi gerçekten beyazlatıyor. Lekelerden de eser bile kalmıyor. Eğer siz de cildinizi tanıyorsanız cilt tonuna uygun maskeleri, kremleri kendiniz evde yapıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle evde yapıp kullandığımız doğal malzemeleri, bitkileri bir araya getirerek harika kremler, maskeler yapıp cildimizi onarabiliriz. Aslında yaşlılık belirtilerini de erteleyebiliriz. Bu kremimizi kullanacağımız bölgelerde özellikle göz etrafı, dudak kenarları ve dekolte bölgemize mutlaka kullanalım arkadaşlar. Yumurta akının biliyorsunuz ki cildimize parlaklık verdiği kadar gerginlik de veriyordur. Gergin görünen ciltler her zaman için daha genç ve daha bakımlı görünür. O yüzden yer çekimi olduğundan dolayı özellikle yüzümüzde, cildimizde sarkmalar çok hızlı oluşuyor. Belli bir yaşın üstüne geldiğimizde bu yaptığımız krem arkadaşlar yaz ve kışta kullanabilirsiniz. Hem akşam hem de sabah kullanabilirsiniz. Cildimize çok iyi gelecek. Bütün malzemeleri bir arada kullandık. Özellikle kuru ciltler için bal ekledik. Bal da mutlaka kuru ciltler için önemli. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Yeni tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.